gelişmeler, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Aynı zamanda piyasanın nabzını tutacağız. Haftanın son işlem gününde veriler nasıl bir seyir izleyecek, beklenti nasıl şekilleniyor? Bütün detayları ekranlarınıza getireceğiz. Paranın rotası başlıyor. Sayın seyirciler, önce gündemin sıcak başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. İlk sırada Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bulunuyor. Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında millete seslendi. Başkan Erdoğan, tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik etti. 23 Nisan, milli iradenin en önemli sembolüdür dedi. Ve son 18 yılda vatanın her köşesini kucaklama gayretinde olduklarını da ifade etti. İzliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların ulusal egemenlik ve çocuk bayramını tebrik ediyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ulusa seslendi. Bundan tam bir asır önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavat-ı şeriflerle açılan Büyük Millet Meclisimiz vatanımızın işgal edildiği bir dönemdi. Milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. Erdoğan son 18 yılda verilen mücadeleye değindi. Vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk dedi. Son 18 senede demokraside ve ekonomide Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin, dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline getirmenin mücadelesini verdik. İlk mecliste tecessüm eden iradeye uygun şekilde hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan, ayrıştırmadan 83 milyonun tamamını vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk. Türk milletinin mücadeleci ruhuna vurgu yaptı Başkan Erdoğan. Milletimizin ferasetiyle koronavirüs salgınının da üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Biraz daha sabır dedi. Allah'ın izni ve inayeti, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz. 83 milyonun tüm fertlerinden, bilhassa bugün bayramlarını kutladığımız çocuklarımızdan biraz daha sabretmelerini, açıklanan tedbirlere riayet etmeyi sürdürmelerini istiyoruz. İslam aleminin Ramazan ayını da tebrik etti Başkan Erdoğan. Rabbimden bu mübarek günleri en güzel şekilde değerlendirerek sağlıkla, huzurla, esenlikle bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmayı nasip etmesini diliyorum. Evet, şimdi İstiklal Marşımızı yavrularımızla beraber okuyacağız. Ve Başkan Erdoğan öncülük etti 83 milyona. Tek ses, tek yürek oldu Türkiye. İstiklal Marşı'nı okudu. Sayın seyirciler, bu arada Başkan Erdoğan'ın liderlerle temasları da devam ediyor. Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı'yla da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede COVID-19'a karşı işbirliği konuşuldu. Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede COVID-19'a karşı küresel mücadelede işbirliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı. Kanada'da virüs kaynaklı ölümler 2100'ü, vaka sayısı ise 42.000'i geçmiş durumda. Şimdi Türkiye'deki tabloya bakacağız. Türkiye'de bir günde 115 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle maalesef toplam can kaybı 2000
1491'e yükseldi. Son 24 saatte ise 2014 kişi daha sağlığına kavuştu. Koronavirüsü yenenlerin sayısı 18.000'in üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaptı efendim. Bugün dünden daha iyi durumdayız dedi. İzliyoruz. Son 24 saatte 115 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2491'e yükseldi. Bir günde iyileşen hasta sayısı 2000'in üzerine çıktı. Tespit edilen yeni vaka sayısındaki düşüş ses sürüyor. Türkiye'nin günlük koronavirüs bilançosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu. Verilere göre toplam vaka sayısı 101.790'a çıktı. Son 24 saatte ise 115 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 2491'e yükseldi. Günlük yapılan test sayısı ise 41.000'e yaklaştı. Son 24 saatte 40.962 test yapıldı. 3.116 yeni vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 2014 kişi daha sağlığına kavuşurken taburcu olanların toplam sayısı 18.491'e ulaştı. Türkiye'de toplam yoğun bakım hasta sayısı 1816, toplam entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 982 oldu. Her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Bakan Koca, bugün dünden daha iyi durumdayız dedi ve yapılan test sayısına vurgu yaptı. Paylaşımında bu noktaya biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonucu tedbirle destek şart, bize güç verin ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınının en çok zarar verdiği ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde bilanço ağırlaşırken Başkan Trump salgını önlemeye yönelik ilginç bir tavsiyede bulundu. New York valisi ise eyalette 2.6 milyon kişiye virüs bulaşmış olabileceğini açıkladı. Koronavirüs salgınının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nde virüse bağlı ölümler hızla artıyor. Ülkede COVID-19 şimdiye kadar 50 binin üzerinde can aldı. 880 binin üzerinde de vaka bulunuyor. Trump, COVID-19'da mücadele görev gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi. İlginç bir öneride bulundu. Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir. New York valisi Andrew Cuomo ise eyalette 2,6 milyon kişiye virüs bulaşmış olabileceğini açıkladı. Cuomo, antikor testi yapılan 3 bin kişinin yaklaşık %14'ünün enfekte olup iyileştiğini belirtti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşlı bakım evlerinde COVID-19 dramı yaşanıyor. Amerika'daki yaşlı bakım evlerinde kalan 10.217 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzmanlar bu kadar çok ölümün nedeninin test yetersizliği olduğunu belirtti. Bakım evlerinde kalan yaşlıların ölüm oranlarının 5'te 1'inden fazlasını oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Sayın seyirciler, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlarınıza getirdik. Koronavirüse ilişkin son bilançoyu da dünya genelinde anlatmaya çalıştık. Elbette piyasaların ana başlıkları arasında da yer alıyor koronavirüse ilişkin gelişmeler ve açıklamalar. Şimdi piyasanın nabzını tutacağız. Önce piyasanın ana gündem başlıklarının koronavirüs olduğunu söyledik. Onun yanında neler var? Hangi veriler takip edilecek? Hangi açıklamalar da olacak? Gözler kulaklar buna ilişkin son tabloyu da ekranlarınıza getiriyoruz. Bugün içeride kapasite kullanım oranını takip edeceğiz. Saat 10'da açıklanacak. Ekonomik güven endeksi de takip edeceğimiz bir diğer veri olacak. Amerika'dan gelecek olan veriler var. Amerika'da çekirdek dayanıklı mal siparişleri gelecek. Bu arada dün de gelen veriler piyasa beklentilerinin oldukça altındaydı. Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen PMI verileri, imalat PMI verileri beklentilerin oldukça altında kaldı. Bunun piyasaya yansımasını da takip ettik. Az sonra Amerikan vadelilerini de ekranlarınıza getireceğiz. Sayfayı değiştirdiğimizde bir diğer gündem maddesini görüyoruz. Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faiz kararlarını takip ediyor olacağız. Özellikle önümüzdeki haftada
ana gündem başlığı da Fed'in, Amerika Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları olacak. Nisan'ın son haftasında iki büyük merkez bankasının faiz kararlarını takip ediyor olacağız. İngiltere'de bugün perakende satışları açıklanacak. İtalya'da ise tüketici güven endeksi gelecek. Avrupa'da özellikle yine ekonomilerin çok zor durumda olduğunu takip ediyoruz ki Almanya ve Fransa'ya dair veriler de buna tam anlamıyla işaret ediyor diyebiliriz. Aynı zamanda tüm bunlara ilişkin öngörüleri de yine paranın rotasında sizlerle paylaşacağız. Uzman görüşlerini ekranlarınıza getireceğiz. Hemen piyasayı şöyle gözden geçirelim, verilerin nabzını tutalım. Altılı veri setimizi ekrana getireceğiz. Genel tabloya bakalım, ardından günlük grafiklerle devam edelim. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı yarım puanın üzerinde, daha doğrusu haftanın ortasını diyelim, çarşamba gününü 98.171 puanla %0.57'lik yükselişle kapattı. Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle iç piyasa kapalıydı. Ancak önceki gün içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi 100 bas puan indirdi ve %8.75'e çekti. Özellikle bu kararın ardından haftanın son işlem gününde piyasalar nasıl bir seyir izleyecek, bunu takip ediyor olacağız. Küresel çapta ise yine virüs endişeleri etkisini gösteriyor piyasalar üzerinde. Gelen açıklamalar var. Örneğin Fitch'ten bir açıklama geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, koronavirüs salgını nedeniyle benzeri görülmemiş bir küresel resesyon beklediğini belirtti. Ve yine küresel ekonominin bu yıl %3.9 daralacağına da işaret etti. Bu öngörüsünü paylaştı. Şimdi sırasıyla gidelim. İçerideki tabloya bakalım. Kur tarafını ekranlarınıza getiriyoruz. Euro TL 7.51 seviyesinde, dolar TL'de 6.98 seviyesini görüyoruz. Euro dolar paritesi 1.08 seviyesinin altına çekildi. Yatay seyrini kırmış durumda. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde ama hafta başına göre özellikle ufak ufak kademeli kademe şeklinde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Dolar endeksi tarafında da 101'e doğru ilerliyor. Sepet kur 7.24'ten işlem görüyor. Şimdi dolar endeksinin bir grafiğini alalım. Gün içi grafiğine bakacağız dolar endeksinin. 100.72 seviyesinde %0.18'lik değer kazanımı söz konusu. Yine gün içerisindeki harekete baktığımızda 100.58 dip nokta olarak karşımızda. Bu seviyenin üzerine çıkmış durumda. Amerika'da özellikle açıklanan Nisan ayı imalat PMI endeksinin düşük gelmesi, yine hizmet PMI'nin düşük gelmesi, %27'ye gerileni örneğin hizmet PMI verisi, işsizlik maaşı başvurularının 18 Nisan'da sona eren haftada 4.4 milyon olması ve yeni konut satışlarının da azalması aslında dolarda bir denge değişikliğine neden oldu. Hafif aşağı yönlü bir seyir izledik. Ancak bu sabah itibariyle yine dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Dün içeride piyasalar kapalıydı ama özellikle yurt dışında gelen verilerin etkisiyle dolar tarafında küresel çapta değer kazanımının biraz daha sınırlandığını takip etmiştik. Peki bu içeriye nasıl yansıdı? Bir dolar TL'ye de bakalım hemen. Gün içi grafiği ekrana yansıyor. 6.94 seviyesini test etti. En düşük seviye gün içerisinde 6.94 seviyesi. Geri çekilmeyi gördük. Sınırlı da olsa 6.94'e kadar geriledi. 6.98 seviyesinden an itibariyle işlem görüyor dolar TL. Hemen euro dolar paritesine bakalım bir de. Euro dolar paritesi de 1.0781 tepe noktası olarak karşımızda. En düşükte 1.0754 seviyesini gördü ki an itibariyle de bu seviyeden işlem görüyor euro dolar paritesi. Euro dolar paritesinde aşağı yönlü seyri takip ediyoruz ki Avrupa tarafında liderlerin görüşmesi vardı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'den gelen açıklamaları takip ettik. Bunları da aktaracağız. Tüm bu açıklamaların gelen zayıf verilerinde euro dolar tarafı üzerinde etkisini takip ettiğimizi belirtebiliriz. Tahvil faizlerine döneceğiz. İçeride 2 yıllıklarda %9 seviyesini görüyoruz. 5 yıllık 11.74, 10 yıllık da 12.15 seviyesinde. Tahvil faizinde özellikle gösterge tahvilde zaten tek haneyi geçtiğimiz günde takip ediyorduk. Ancak 9.75 seviyeleriydi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından %9 seviyesini görüyoruz 2 yıllıkta. Buna ilişkin şimdi öngörüleri de ekranlarınıza getireceğiz. Çarşamba günü içeride en önemli başlığımız Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Az önce de belirttiğimiz gibi Merkez Bankası faizi 100 bas puan aşağıya çekti. 8.75 seviyesine indirdi. Peki piyasa bunu nasıl karşıladı? Buna ilişkin şimdi görüşleri ekranlarınıza getireceğiz ki yansımalarını da takip ediyoruz.
Stratejist Işık Ökten'in efendim değerlendirmesini şimdi sizlerle paylaşacağız. Merkez Bankası beklentilerin üzerinde indirme gitti dedi ve ekledi. İzleyelim. Merkez Bankamızın ekonomist beklentilerinin üzerinde. Çünkü ekonomist beklentileri 50 lira 75 bas puan gerçekleşiyordu. Merkez Bankamızın 100 bas puan indirim yapmasını ben de aslında bu yurt dışında değişik merkez bankalarıyla yapılan bir sonuçta Sayın Uysal'ın Anadolu Ajansı'na verdiği mülakatta geçen cuma akşamı söylediği şeyin hala devam ettiğini düşünüyorum. Merkez Bankamızın politika faizini %8.75'e çekmesi, evet, dolar TL'de çok sınırlı 6.97'den 6.99'a bir yukarı hareket yarattı. Onda haklısın ama eğer insanlar Merkez Bankamızın şu anda yani herhangi bir Avrupa Merkez Bankası'yla ya da belki Japonya Merkez Bankası'yla, İsviçre Merkez Bankası'yla bir swap anlaşması, ki bu swap anlaşması hepimizin bildiği gibi kısa vadeli bir finansman yaratacak. Yani 0-84 günlük bir finansman ve bunun da aslında ben minimum 2-3 milyar dolar, maksimum da 5 milyar dolarlık bir anlaşma olacağına inanıyorum. Sayın seyirciler, TOBETÜ öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat da Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi ve enflasyona dikkat çekti. Merkez Bankası'nın çalışmalarına göre zaten kurdaki her %10'luk artış bizim enflasyonumuzu 1-1,5 puan yukarı atabiliyor normal dönemlerde. Biz seneye zaten dolar TL'de, yani dolar kuru önemli olduğu için söylüyorum, 5.95-5.95'ten başlamıştık. Yıl sonu tahminleri de bu bütün bu koronavirüs meselesi ortaya çıkmadan önce 6.40-6.50 bandındaydı yıl sonu tahmin olarak. Çünkü hani 5.90-5.95'in üzerine Merkez Bankası'nın tahmini 8.2'yi veya piyasa oyuncularının, iktisatçıların, ekonomistlerin tahmini %9-%10'u koyduğumuz zaman oralara geliyordu. Şimdi tabii o tahminlerin biraz üzerine çıkmış durumdayız. Ama şu var, işte ona da vurgu yapmışlar. Yani iktisadi faaliyetteki zayıflama, ki Mart ortasından itibaren biz geldik Nisan'ın sonuna. Zaten işte geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması vardı. Yani Ramazan sonrası yavaş yavaş toparlanmaya başlar ekonomi dedi. Demek ki zaten sonuç olarak hem bu ayda Nisan'da hem de Mayıs'ta iktisadi faaliyette yine zayıf seyredecek gibi gözüküyor. En azından bu sinyali alıyoruz. Sonrasında tabii ki yazın bakacağız. Haziran, Temmuz, Ağustos ne olacak turizm sektörü. Yani görünen o ki kurdaki artış olmasına rağmen hem emtia fiyatlarındaki düşüş hem de iktisadi faaliyetteki malum nedenden ötürü zayıf seyir Merkez Bankası'nı bu şekilde enflasyon tahminini aşağı yönde revize etmesine yol açacak. Bunun sinyalini az önce de konuştuk zaten. Başkan Uysal verdi. Ay sonundaki enflasyon raporunda da göreceğiz. Yani eğer demek ki bizim tahminlerimizin daha üzerinde bir düşüş bekliyor. Yani piyasa tahmininin üzerinde bir düşüş bekliyor enflasyonda Merkez Bankası. Bunu dediğim gibi ay sonundaki enflasyon raporundaki tahmini de göreceğiz. Efendim, borsayla devam edeceğiz. Haftanın son işlem gününde borsa nasıl bir açılış yapacak? Buna ilişkin öngörüyü az sonra alacağız. Hemen kapanışını bir görelim. Çarşamba günü nasıl sonlandırdı? 23 Nisan'da işlem yapılmamıştı. Bugün tekrar borsa işleme başlayacak. Kapanış rakamı 98.170 puan olarak karşımızda. Yarım puanın üzerinde bir yükseliş kaydetti Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Çarşamba günü 12 milyar lira işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksinde düşüşü takip ettik. Hemen BIST Banka'yı da ekrana taşıyalım. BIST Banka tarafında bankacılık endeksinde %0.43'lük düşüş takip ettik. 119.463 puanla günü sonlandırdı bankacılık endeksi. Sanayi endeksi tarafındaysa değer kazanımı söz konusuydu. %1'e yaklaşan yükselişle 124.415 puandan günü sonlandırdı sanayi endeksi. Özellikle Borsa İstanbul Yüz Endeksinin hemen haftalık grafiğine bir kez daha gelelim. Orada tepe noktasına da bir dikkat çekeceğiz çünkü. Haftanın son işlem gününde endekste yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 99.000 ve 100.500 dirençleri söz konusu, ki burada tepe noktasında 98.945'i görüyoruz 4. ayın 20'si baz alındığında. Dip noktada da 97.619 puanı gördük. 97.000 puanın üzerinde tutundu Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Direnç noktaları olarak da 99.000 ve 100.500 dirençleri ön planda. Olası geri çekilmelerde ise 97.200 ve 96.500 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Hemen Amerika borsalarına geçeceğiz. Vadeli tabloyu ekranlarınıza getireceğiz. Amerika borsalarında dün işlem saatleri içerisinde açılışına baktığımızda yükselişle bir açılış gerçekleştirdi. Özellikle petrol fiyatlarındaki o hafif toparlanmayla birlikte. Ancak aşı ile ilgili bazı açıklamalar geldi. Deneysel bir çalışma yapılıyordu ama bunun zayıf kaldığı yönündeki açıklamalarla birlikte Amerika borsalarında satış ağırlıklı bir seyri takip ettik. Vadeli tarafa döndüğümüzde S&P 500 ekranlarınıza yansıyor. 2762 puanda %0.67'lik düşüşü de takip ediyoruz. S&P 500'de vadelide de düşüş hakim. Nasdaq'a bakalım bir de. Nasdaq'a döndüğümüzde de %1'e yaklaşan düşüşü görüyoruz. 8520 puandan işlem görüyor. Aşağı yönlü seyri ekranlarınıza taşıyoruz. Peki Avrupa borsalarında nasıl bir durum söz konusuydu? Tablo ekranlarınıza yansıyor. Avrupa borsalarında pozitif tabloyu görüyoruz. Londra, Frankfurt, Paris ve Madrid'in kapanış rakamları efendim ekranlarınıza yansımakta. Dün özellikle yine ön plana çıkan açıklamalar arasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamalarını görmüştük. Liderlere seslendi, ekonomide ciddi daralma konusunda bir uyarı yaptı ve Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılasının pandeminin bir sonucu olarak %15 kadar düşebileceği ve çok az şey yapma, çok geç kalma riskiyle de karşı karşıya olduklarını söyledi. Avrupa'nın büyük ülkelerinin sıkıntıda olduğuna veriler işaret ediyor. Euro bölgesinin en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa'nın verileri ikinci çeyreğin başında daha önce görülmemiş büyüklükteki ekonomik gerilemeye işaret ediyor. Euro bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında 13.5 seviyesine geriledi. Yine son yılların hatta son 20 yılın en düşük seviyesi diyebiliriz. Asya borsalarıyla devam edeceğiz. Asya'nın işlem saatleri içerisindeyiz. Negatif tablo karşımızda. Satış ağırlıklı bir seyir izliyor Asya borsaları. Şangay'da %1'e yaklaşan düşüşü görüyoruz. Japonya'da keza paralel bir tablo var. Hindistan'da düşüş %1'in üzerinde. Güney Kore'de yine %1.28'lik düşüşü görüyoruz. Hong Kong'da da yarım puanın üzerindeki düşüş ekranlarınıza yansıyor. Asya borsalarında negatif bir tablo var. Bu arada Çin Merkez Bankası yeni adımlar atıyor, yeni adım denemeleri söz konusu ve açıklamalar da var. Dijital parayla ilgili açıklamalar geldi. Peki bunlar nasıl gerçekleşecek? Tam anlamıyla borsa üzerine nasıl bir etki yaratıyor? İleriye yönelik ne gibi mesajlar taşıyor? Bütün detayları alacağız. Asya'ya uzanacağız efendim. Pekin'de Sadi Kaymaz bizi bekliyor. Detaylar için hemen sözü Sadi'ye bırakıyoruz. Evet, öncelikle haftanın son gününden iyi yayınlar dilerim Pekin'den. Şimdi aslında burada çok şey konuşuluyor, dijital para konuşuluyor. Örneğin Merkez Bankası faiz indirimi konuşuluyor, ekonomiye destek konuşuluyor. Ben de şöyle bir düşünüyorum, hangisinden başlasam diye. İstersen belki sıcak olduğu için faiz indiriminden başladım. Çin yine faiz indirdi. Diyeceksin ki bu kaçıncı faiz indirimi, sürekli faiz indiriyor Çin. Nereye geldi, sıfıra geldi mi gelmedi mi? Şimdi aslında Çin'in bu faiz çantası, alet çantası biraz karmaşık. Orada çok fazla araç var, teçhizat var. En azından 4-5 ayrı faiz aracı var Çin'in. Dolayısıyla bunları topluca düşürüyor ama tabii ayrı ayrı vakitlerde düşürüyor ve birbiriyle eş güdümünü sağlıyor bir yerde, koordinasyonu da sağlıyor. Bugün ne oldu? Peki bugünün faiz aracı neydi diyeceksin tabii. Orada bankalar arası piyasayı normalde bir yıl vadeli, orta vadeli borç verme penceresinden fonluyor Merkez Bankası. Buna MLF diyoruz. Geçen hafta aslında bu fonlamayı yapmıştı. Bir de TMLF var. O da tabii targeted deniyor ama belki güdümlü demek daha doğru olur. Bankalara ben seni fonluyorum ama sen de bunu şu alanlarda kullanabilirsin diyerek fonluyor ve tabii ki normalde iskontolu oluyor bu fonlamalar. Orada yine 20 bas puan indirim oldu. Bugünden bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün kullandığı araç aslında yaptığı faiz indirimi tali bir araç diyebiliriz. Çok da önemli değil. Bekleniyordu. Çünkü geçen hafta ana araçta bir indirim olmuştu. Bugün de çok normaldir ki onun iz düşümü şeklinde bir ayarlama gerçekleşti. Onun ötesinde ve ondan daha önemlisi tabii ki daha önce piyasanın Merkez Bankası'na repoya bıraktığı bir takım senetler vardı, bir takım varlıklar vardı. Çin Merkez Bankası vadesi dolan bu varlıkları bugün bırakacaktı ve piyasadan likidite çekmiş olacaktı. Malum zaten piyasada likidite sıkışıklığı var. Onun için de ayrıca bir sterilizasyon operasyonu. Ne kastediyorum sterilizasyon operasyonuyla? Merkez Bankası ayrıca açık piyasa operasyonlarına çıkacak ve piyasaya dengeleyici bir nakit enjeksiyonu yapacaktı. Bu oldu gerçekten ama
7-8 milyar dolar civarında oldu. Birazcık da piyasayı hayal kırıklığına uğrattı. Daha fazlası bekleniyordu ki 7-8 milyar dolarlar Çin ölçeğinde düşük biliyorsun. Bazen 10-20-30-50 milyar konuştuğumuz oldu. Çin çok daha fazlasını yapabiliyor. Dolayısıyla biraz sabah satışlarla başladı piyasa. Bugün hatta geç de bu operasyon bilgisi de açıklandığı için biraz satış yedi hisseler. Onun haricinde dijital para çıkıyor. Çin Merkez Bankası özellikle sıfır para tabanı dediğimiz para tabanı, yani dolaşımdaki parayı ikame edecek bir dijital para geliştirdi. Bunun denemelerine başladı. Bu da çok konuşuluyor Çin'de. Yine salgını merak edebilirsin. Salgında 10 vaka ilan edilmişti önceki gün. Dün içinde bugün sabah verileri aldık. 6 vakaya indi ama tabii her ne kadar salgın kontrol altına alınmış olsa da Çin'de hep söylüyoruz. Yurt dışında salgın sürdükçe Çin'in de rahat etmesi mümkün değil. Efendim Sadiye teşekkür ediyoruz. Şimdi de MTI ile devam edeceğiz. Önce altının ons fiyatını ekranlarınıza getireceğiz. Altından yeniden, altın tarafında yeniden yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Özellikle şimdi merkez bankalarından yeni bir beklenti olduğunu belirtiyor uzmanlar. Hükümetlerin ve merkez bankalarından yeni bir teşvik dalgası gelir mi beklentisiyle ons altında yükselişi takip ediyoruz. 1700 doların üzerinde yine hareket ediyor. 1727 dolar seviyesinde ons altın. An itibariyle hafif aşağı yönlü seyri görüyoruz ama gün içi grafiğe baktığımızda da 1700 doların üzerine tutunduğunu takip ediyoruz. Tepe noktasında 1733 dolar seviyesini görüyoruz. Yine ons altın tarafında geçtiğimiz hafta aslında 1700 doların üzerini görmüştü. Orada 1723 dolar seviyesi test edilmişti. 1723 dolar seviyesi yine belirleyici olmaya devam ediyor diyebiliriz. Ons altında yükselişi takip ediyoruz. İçeride de tabii ki etkisini gördük. Hem dolar TL hem ons altın tarafındaki tabloyu ele aldığımızda gram altında da rekor üstüne rekoru takip ettik. Son zamanların en yüksek seviyesini takip etti. Gördü gram altın an itibariyle 387 lira 56 kuruşluk tabloyu ekranınıza getiriyoruz ki 388 liranın üzerini gördü. 389 liraya kadar çıkarak tarihi rekor seviyeyi test etti gram altın. Gram altında da yukarıda 400 lira seviyesi psikolojik seviye olarak karşımızda duruyor. Oraya da gerçi hiçbir şey kalmadı. Gram altında nasıl bir yön söz konusu olur efendim? Detaylı bir şekilde konuşacağız ki MTI notlarında altına dair bütün soruların yanıtını arayacağız. Altından geçelim enerji MTI'ye. Petrol fiyatlarına bakacağız. Enerji MTI tarafında ham petrol, Brent petrol ve doğalgazı ekranlarınıza taşıyoruz. Son fiyatlamalar ekranda. 1.82'lik yükselişi görüyoruz ham petrol tarafında. 16 doların üzerinde işlem görüyor. Brent petrol ise 21 doların üzerinde işlem görmekte. %1.27'lik primi takip ediyoruz. Doğalgazda da 1.80 seviyesi karşımızda, yarım puanlık bir düşüşü görmekteyiz. Hemen Brent petrolün bir gün içi grafiğini ekrana getirelim. Grafik ekranlarınıza yansıyor. Tepe noktasında 22 dolar 59 senti görüyoruz. Görmüş olduğu en düşük seviyede yine 21 dolar seviyeleri. Brent petrolde özellikle geçtiğimiz günlerde vadeli kontratlarda tarihin en düşük seviyelerinin görülmesiyle sıfır seviyesinin altının test edilmesiyle birlikte yine satış dalgasının yoğunlaşmasını takip ettik. Bunun Brent petrole yansımasını gördük. 21 yılın neredeyse en düşük seviyeleri test edildi. Brent petrol tarafında 22.20 dolar seviyesi de belirleyici olmaya devam ediyor. 21 dolar 20 sent destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petrolde yukarı yönlü eğiliminde devam etmesi bekleniyor efendim. Şimdi petrole dair yukarı yönlü neresi test edilebilir, neresi destek bunu söyledik. Mustafa Keskin Türk'ün de görüşünü aldık. A1 Kapital Stratejisti, Strateji Müdürü Mustafa Keskin Türk de petrol fiyatlarını değerlendirdi ve şöyle dedi. Teknik seviyeye baktı, 2003'ü işaret etti, 23 dolar seviyesinden söz etti. Eğer gerilerse, nereye kadar geriler sorusuna ise 13 dolar cevabını verdi efendim. İzleyelim. ...2003 yılında yaklaşık 23 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Oradaki dip seviyenin altını da görüyoruz. Teknik olarak 13 seviyelerine kadar gelmesi mümkün. Fakat teoride nasıl olur, pratikte nasıl olur onu göreceğiz. Zaten şu anda 16 dolarda işlem görüyor Brent petrol. Çok sert bir hareket görüyoruz. Aşağı gerili çekilmeler çok yıkıcı
Özellikle Texas tipi Brent petrolde eksi seviyelerde fiyatlamalar görmüştük. Şimdi piyasa tamamıyla petrol fiyatlarına odaklandı. IMF'nin de uyarısı vardı geçen hafta. Yani bu şekilde giderse petrol ihraççıları ülkeler Nijerya gibi yakında temerrüte düşebilir, iflasını verebilir şeklinde. Ve tabii ki Amerika biraz daha endişeli bu konuda. Çünkü Amerikalı bir sürü petrol devi şirket çok zor durumda kalacak. Ciddi zararlar yazacaklar. Belki de batma noktasına gelecekler. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda da Amerika'nın Rusya ve Suudi Arabistan ile arabulucu olmaya çalıştıklarını gördük. Şimdi OPEC yeniden bir toplanacak mı? Kısıntıya gidilecek mi? Yeni kısıntılar. Bunları göreceğiz ama fiyatların buralarda kalıcı olması çok mantıklı ve reel gelmiyor. Ama ne kadar uzun süre kalacağı önemli. Dolayısıyla petrol tarafını merakla izlemeye devam edeceğiz. Sayın seyirciler, bu arada düşük petrol fiyatı Suudi Arabistan'ın vurduğu ülkede tasarruf tedbirleri arttırıldı. Devlet harcamalarının kısılması, projelerin ertelenmesi de kararlaştırıldı. Düşük petrol fiyatı Suudi Arabistan'ı vurdu. Ülkede tasarruf tedbirleri arttırıldı. Maliye Bakanı Muhammed Elcedan, devlet harcamalarının kısıldığını belirterek projelerin ertelendiğini açıkladı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan, düşük fiyat kurbanı oldu. Ülkenin 2020 yılında borçlanma hacminin 32 milyar dolara ulaşması bekleniyordu. Ancak salgın kaynaklı borçlanma tahmini 27 milyar dolar artışla 59 milyar dolara revize edildi. Maliye Bakanı Muhammed Elcedan ilk kez petrol dışı sektörde negatif büyüme gördüklerini söyledi. Ekonomiyi canlandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz mesajı verdi. Fiyat yönetimi 19 Mart'ta petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 13.3 milyar dolar küçülme kararı almıştı. 2020 bütçesinde giderler 272 milyar dolar, gelirlerse 222 milyar dolar olarak belirlenmişti. Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Abuzer Pınar da petrol fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Petrol fiyatlarını üretici ülkeler açısından ele alan Pınar, düşük petrol fiyatı üretici ülkeler için risk unsurudur dedi. Rusya sanki hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Arabistan bu konuda biraz daha rahat davrandı. Fakat öyle değil. Yani bunlar özellikle petrol üreticisi ülkeler, bunların önemli bir çoğunluğu da maalesef büyük ölçüde buna bağlı. Yani devletin de geliri, vatandaşın da refahı büyük ölçüde buna bağlı. İran gibi, Arabistan gibi, Rusya gibi, Venezuela gibi ülkeler büyük ölçüde petrole bağlı. Elbette petrol fiyatlarının bu kadar düşmesi, bu pandemi olmasaydı bile zaten bir daralma vardı. Bu pandemiyle beraber daha da derinleşmiş oldu. Bu ülkeler üzerinde çok ciddi olumsuz etkisi olacak elbette. Onların hem cari açıklarının artmasında, çünkü petrol satarak nihayetinde bunlar pozitife geçiyorlar. Özellikle Arabistan için daha fazla geçerli. Örneğin Rusya savunma sanayi ve diğer bazı alanlarda da bir miktar gelir elde ediyor. Fakat Suudi Arabistan büyük ölçüde petrole bağımlı olduğu için fiyatların bu kadar düşmüş olmasının bu ekonomiler üzerinde çok ciddi olumsuz etkisi var. Buradan gelecek ekstra bir etki olur mu küresel ekonomiye? Bu bileşik kaplar gibi düşünelim. Yani şu anda hiçbir ülke bunun dışında değil zaten. Bu olumsuz etkinin dışında değil. Ama ben ulusal düzeyde bu ekonomilerin çok ciddi sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum bu fiyatların düşmesiyle. Sayın seyirciler, bu arada petrol fiyatlarına ilişkin şu notu da düşebiliriz. Amerika ile İran arasında bir gerilim yaşandı. Basra Körfezi ve çevresindeki gemilerin tehdit edilmesi halinde İran Amerika'ya gözdağı verdi. Amerikan savaş gemilerini vuracağız açıklamasında bulundu. Şimdi bu gelişmeye ilişkin detayları almak üzere de Tahran'a döneceğiz. Arkadaşımız Ekber Karabağ bizi bekliyor. Detayları kendisinden alacağız. Ekber, sözü sana bırakıyoruz. Aslında İran-ABD gerilimi yeni bir mesele değil. Bu koronavirüs meselesinin bu konuya, yani bu gerilime bir ara verdiğini söyleyebiliriz. Hatırlayalım, daha birkaç ay önce İran Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki üslerini vurmuştu. Yine aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri de İran'ın Kudüs güçleri komutanı Kasım Süleymani'ni bir hava saldırısıyla öldürmüştü. Ve İran da bunu misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki
üstlerini vurmuştu. Yani bu gerilim yeni bir mesele değil. Yazın da hatırlayalım defalarca bu benzeri gerilimler olmuştu. Ve hatta gemilere el konulmuştu. İran, İngiltere'nin bölgedeki gemisine el koymuştu. Ve İngiltere'de karşılıklı olarak Cebel-i Tarık'ta İran gemisine el koymuştu. Demek istediğim bu gerilimler yeni bir mesele değil. Fakat gerilimi yeniden tetikleyen mesele geçtiğimiz hafta oldu. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri devrim muhafızlarına ait 11 hücum botun Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgede tatbikat düzenleyen gemilerine taciz düzenlediğini, taciz yaptığını, tehlikeli bir şekilde yaklaştığını öne sürdü. İran bu iddiaları reddediyor ve farklı şekilde bunu anlatıyor. Aslında ABD tarafından tacize uğradıklarını İran savunuyor. Bunun üzerine Başkan Donald Trump, geçtiğimiz günlerde benzeri bir eylemin tekrarlanması durumunda İran gemilerini ve İran hücum botlarını vurulması talimatını vermişti. Buna karşılık olarak da İran'da benzeri bir tehditte bulundu. İran Devrim Muhafızları Komutanı, İran'ın ister sivil olsun ister askeri gemileri olsun, İran'ın güvenliğinin tehdit edilmesi halinde karşılıklı olarak ABD ordusuna ait gemilerin vurma emrini verdiklerini söyledi. Diğer taraftan son günlerde başka bir gerilim de İran'ın füze meselesiyle oluyor. Devrim Muhafızları ordusu geçtiğimiz günlerde İran'ın ilk askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattıklarını bildirmişti. Bu uydunun askeri amaçlı olduğu ve yer yüzeyinin 425 kilometre uzaklığındaki bir yörüngeye yerleştiği ifade edilmişti. Şimdi İran'ın askeri uydu programına sadece Amerika Birleşik Devletleri değil Avrupa Birliği ülkeleri de tepki gösterdi. Çünkü bu ülkeler İran'ın bu şekilde uzay programını aslında füze programını geliştirmeye yönelik bir çaba olduğunu ifade ediyor. Evet Ekber, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gelişmeleri senden dinlemeye devam edeceğiz. Bir başka önemli gelişmeyi de ekranlarınıza getirdik. Bu tarz gerginlikler yeni fiyatlamalara neden olur mu efendim? Bunun detaylarını da konuşacağız. Ve şimdi görüş alarak devam edeceğiz. Özellikle az önce de bahsetmiştik. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiline içeride piyasalar girmişti. Bir hatırlatalım. Arkadaşlarımdan rica edeceğim hemen politika faizindeki o indirim tablosunu bir ekrana getirelim ve ardından stratejist değiliz Karabulut'a gideceğiz, döneceğiz efendim. Ayrıntıları da kendisinden dinleyeceğiz. Politika faizinde indirim sürüyor ve Nisan toplantısı hemen aşağıda göreceksiniz. 17 Mart'ta 9.75'e çekmişti Merkez Bankası politika faizini. Nisan toplantısında 100 baz puanlık bir indirime daha gitti ve 8.75 seviyesine çekti. Hemen 25 Temmuz'a gelecek olursak da 25 Temmuz'da önemli bir tarihti. Başkan Uysal'ın göreve başladığı tarihti. Göreve başladığında faizler %24 seviyesindeydi ve göreve geldiği andan itibaren faizleri her ay toplantıda düşürüldüğünü takip edebiliyoruz. Bu tablodan da gelmiş olduğumuz noktada tek haneli bir faiz var karşımızda ki 8.75 seviyesi de son seviye olarak karşımızda duruyor. Çarşamba günü Merkez Bankası'nın faiz kararıyla piyasa tatile gitti dedik. Şimdi ardından yeni işlem günü olacak. Haftanın son işlem günü içeride borsa için, piyasa için. Peki nasıl bir tablo bekleniyor? Buna dair efendim görüşleri de alacağız. Yeliz Karabulut da bize eşlik ediyor. Yeliz Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Dilerseniz Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasa işlem gününe nasıl başlar? Bunu değerlendirerek başlayalım ki borsa açısından belki şu notu da düşebiliriz. Amerikan vadelerinde negatif bir tablo var. Asya borsaları da olduğu gibi kırmızı, orada da düşüşü takip ediyoruz. İçeride özellikle borsanın açılışına dair beklenti nasıl şekilleniyor? Bu arada sayılı da dakikalar var. Açıkça söylemek gerekirse borsa tarafında tabii ki küresel piyasalara paralel bir hafif aşağı yönlü bir hareket görebiliriz diye düşünüyorum ben. Ama sonraki hareketi tabii ki daha çok yine dediğim gibi küresel piyasalar birazcık daha şekil verecekmiş gibi gözüküyor. Ama son zamanlardaki hareketlere baktığımız zaman Türkiye özellikle Borsa İstanbul'un birazcık daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Burada teknik seviyeler de önemli aslında. Yani özellikle yukarıda 99.000 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviyenin aşılması halinde tekrardan bir yükseliş hareketinin görülebileceğini ben düşünüyorum. Aşağıda da özellikle 97.000 kırılması halinde ise
tekrardan kısmi olarak, yani bu önceki gördüğümüz gibi derin bir satış dalgası değil, kısmi bir satış baskısı görebiliriz. Açıkça söylemek gerekirse birazcık daha durulma ve yatarlaşma hareketinin olduğunu görüyoruz. Yurt dışında da özellikle S&P ve Dow Jones'un hareketine baktığımız zaman orada da yine bir patinaj hareketi, bir durulmanın olduğu net bir şekilde gözükmekte. Bugün itibariyle ise özellikle yurt dışında paralar hafif satıcılı bir açılış görebiliriz diye düşünüyorum ben. Peki teknik olarak bakacak olursak şimdi özellikle bir geçen haftayı hatırlayalım. Son iki haftayı baz alacak olursak geçen hafta özellikle Avrupa ve Amerika borsalarındaki pozitif tabloya ayak uyduran bir Borsa İstanbul 100 endeksi vardı yine. Özellikle çarşamba günü geçtiğimiz hafta haftanın tam da ortasında aşağı yönlü bir düzeltme yaptıktan sonra kayıplarını aldı. Ve hatta sizin deyiminizle FIBO'ya denk geliyordu. Lütfen onu da bize açıklayın. Şimdi oraya denk gelmesi de önemli. Bundan sonraki süreçte eğer daha pozitif ayrışmaya devam ederse 100 bin kritik seviye çünkü. Oranın aşılması kısa vadede söz konusu mu? Nasıl okumak gerekir bu son tabloyu? Açıkça söylemek gerekirse yani orta uzun vadeli periyoda baktığımız zaman zaten o 95 bin üzerinde ve 98 bin üzerinde daha önceki açıklamalarımızda bir bant açılıyordu. Bu bantın ucu nereye kadar gidiyor dediğimiz noktada ise 106 bin seviyesini gösteriyor. Yani aslında yani şu an sadece bir durulma ve gereken realizasyonun gün içerisinde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü soluksuz bir yükseliş hareketi gördük. Burada yani önemli seviyeleri geride bıraktık. Burada böyle bir hareketin olmasının doğal olduğunu düşünüyorum. Tabii ki böyle iyi yukarıya taşıyabilecek başka bir iyimserliklerin de olması gerektiğini düşünüyorum ben. Buradaki iyimserlik nelerdir? Tabii ki burada mesela Mayıs ayı itibariyle çeşitli ülkelerin yavaş yavaş şeyleri açacağı, yani sanayiye ya da üretim tarafında ya da bu özellikle karantina ortamını yumuşatacağı haberlerini de görüyoruz. Orada bir pozitiflik biz de görebilirsek tabii ki borsalarda tümden bir yükseliş hareketinin bir dalga halinde devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Sanki gördüğüm tüm borsalarda benzer hareketler var. Sadece bizde değil. Bir yatarlaşma ve kar realizasyonunun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bundan sonraki süreçte daha çok olumlu haberlerin satın alabileceği bir dönem görebiliriz diye düşünüyorum ben borsalar nezdinde. Az önce de söyledim size, 99 bin seviyesi önemli. Yani özellikle yakın vadede baktığımız zaman, yani bu öncekiler değil de yakın vadede hareketlerine ve gün çeşitlenmelere baktığımız zaman sanki 99 bin seviyesi daha ön plana çıkıyormuş gibi gözüküyor. Bu seviyenin aşılması halinde yeni bir dalga hareketi başlayabilir. Aşağıda da ana trend olarak benim gördüğüm nokta ise 95 bin. Yani bu seviyeye kadar tabii bir realizasyonda görebiliriz. Ama bu seviyenin üzerinde durduğumuz sürece o dalga hareketi beklenebilir diye düşünüyorum ben. Tabii elbette şimdi hem içindeki gelişmeler çok önemli olacak ve aynı zamanda da küresel piyasaya da endeksli bir Borsa İstanbul 100 endeksini görüyoruz. Küresel piyasalara paralel hareket ediyor aynı zamanda. Şimdi dışarıya baktığımızda Amerikan vadelerinde negatif tabloyu görüyoruz dedik. Dün açılışta yükselişle bir tablo vardı, aslında pozitif bir tablo söz konusuydu ama işte aşıya dair gelen negatif açıklamaların ardından satıcılı bir seyri gördük ki arkadaşlarımız şimdi ekranını da getirecek, hem S&P 500 hem de Nasdaq'ta yarım puan üzerindeki düşüşleri görüyoruz. Avrupa tarafında keza gelen veriler yine Avrupa için ve tabii ki dünya için de bir nevi can sıkıcı durumda. Beklentilerin altında geldi PMI verileri. Peki bu veriler yine borsalar için ne söylüyor? Borsalarda yönü bozar mı gelen veriler küresel çapta? Açıkça söylemek gerekirse zaten bunun beklentiler nezdinde değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir yani sistem aslında fiyatlanıyor diyebilirim. Yani biz beklentiler genelde fiyatlanır. Yani bütün bu özellikle ekonomiler üzerinde büyümelerin yavaşlaması, hatta daralmalar %10'lar civarında, biliyorsunuz ki uzun zamandır bunlar telaffuz ediliyordu. Zaten o borsalardaki kümülü bir çöküşü bu beklentiler bir anlamda sergiledi. Diğer taraftan ise o olduğu kadar o belirsizlik ortamında bir anlamda fiyatlamalar içerisinde net bir şekilde gördük. Bundan sonraki süreçte yani daha olumsuz ne olabilir ki aslında fiyatlanır? Yani daha olumsuz bir tabloya da piyasanın beklemediği bir şey olması halinde yine dalga halinde ikinci bir satış dalgası gelebilir diye düşünüyorum. Ama şu an koşullara baktığımız zaman
Beklentiler şeklinde aslında. Tabii ki beklentilerin üzerinde gelir, altında gelir. Bunları şey yaparız, tartışırız ama nette baktığımız zaman zaten bunlar uzun zamandır telaffuz ediliyordu ve borsalar tarafından bunlar bir anlamda fiyatlandı diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi mesela bir aşı haberi ya da çok umut verilen bir ilacın işlememesi halinde bir satış kısmı yine bir satış baskısı görülebilir. Ama nette baktığımız zaman ise bundan sonraki süreçte ben yavaş yavaş özellikle ekonomilerin açılacağı beklentisi ile birlikte borsalarda kademeli yukarı yönlü bir hareket görülebileceğini düşünüyorum. Ekstrem açıklamalar gelmesi halinde de çok büyük bir olumsuzluk ki çok ekstrem bir dönemden geçiyoruz. Biz zor koşullardan geçiyoruz. Bunlar ancak borsalarda ciddi satış baskısına neden olur diye düşünüyorum ben. Ama bu satış baskısı oluşsa da Mart diplerinin çok da görülmeyeceğini düşünüyorsunuz sanırım. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Evet. Şu an zaten bunu gösteriyor. Yani daha büyük bir olumsuzluk olması gerekiyor ki. Yani bu büyük bir olumsuzluk dediğimiz noktada ikinci bir dalganın başlıyor olması. Ya da böyle bir beklentinin oluyor olması. Bunların ya da bu sürecin çok çok daha uzun süre devam ediyor olması. Ekonomilerde geri dönüşü olmayacak ciddi tahribatlara neden olacak olması. Ya da bu beklentinin hakim oluyor olması. Tekrardan o dediğimiz dip seviyeleri kadar bizi çekebilir. Ama şu anki koşulları değerlendirdiğimiz zaman bu beklenti oldukça zayıf olduğu için zaten borsalarda benim gördüğüm kadarıyla satışların birazcık daha zayıf olması beklenebilir diye düşünüyorum ben. Peki Yeliz Hanım, şimdi önümüzdeki haftanın iki önemli başlığı var. Biri Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Bir diğeri de onun öncesinde gelecek olan Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı. Şimdi özellikle altındaki harekete de baktığımızda sanki böyle hükümetlerden ve merkez bankalarından yeni adımlar, bir yeni dalga bekleniyor havası da söz konusu. Böyle bir havaya siz katılıyor musunuz? Bu fiyatlamalar biraz ona mı işaret ediyor? Önümüzdeki hafta yine böyle olağanüstü kararların alındığı bir hafta olur mu sizce? Ne dersiniz? Şimdi özellikle altındaki o geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki yani özellikle bu hafta başında da satış baskısı vardı. 1700'lerin zaten altına gevşedi ve sert bir satış dalgası gördük orada. Bu hareketi toparlayan etken ise bu ABD tarafından gelen 500 milyar dolarlık bir teşvik, tedbir diyelim. Bunların etkisiyle zaten bu seviyelere kadar geldik. Önümüzdeki hafta ise merkez bankalarının açıklamaları tabii ki burada yani önemli olacak ama o kadar zor koşullardan geçiyoruz ki aslında merkez bankalarının yapabileceklerini tahmin etmek oldukça güçleşiyor. Yani sadece merkez bankaları burada değil, hükümetlerde, devletlerde tedbir ve teşvik itibariyle ellerinden gelenlerini yapıyor. Tabii bu haberlerde altını destekler nitelik taşıyor diyebiliriz. Ama bunun da bir sonu var. Bu sona yaklaştığımız noktada altın hikayesinin yavaş yavaş da sonuna geleceğiz diye düşünüyorum ben. Neden? Çünkü burada geçtiğimiz seneki tecrübelerimize, senelerdeki tecrübelerimize baktığımız zaman 2012 yılı sonundaki özellikle ABD son dalga biliyorsunuz ki burada mortgage alımları yapmıştı ve burada genişlemeye gitmişti. Burada altın son yukarıya doğru bir hareket yapmıştı ve sonrasındaki hareket ise dalga halinde satış baskısıydı. O yüzden ben sonlara yaklaştığımız itibariyle ya da gördüğümüz noktada ise altın fiyatlarında ben kademeli olarak geride gelebileceğini düşünüyorum. O açıdan şu an birazcık daha temkinli olmak gerekiyor. Yani altın analizi yaparken geçtiğimiz haftalardaki kadar açıkça söylemek gerekirse rahat değiliz. Ama teknik seviyeler de burada önemli. 1700 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde tutulmaya devam etmesi halindeki ise burada 1800 seviyesine doğru bir hareket de görülebilir. Yine bant harekete baktığımız zaman yani önceki ana yükseliş trendi kırmıştı. Sonrasındaki harekette yeni bir oluşum gerçekleştiriyordu. Şimdi kısa vadeli bir yükseliş hareketi var. Bu da 1740 seviyesini işaret ediyor. Yani bu seviyenin kırılması halinde tekrardan bir dalga halinde altın onsaları yine beklentiler itibariyle bakarız burada. ABD faiz tarafında ya da Euro bölgesinde ciddi elle tutulur bir açıklama gelirse altın tarafında da tekrardan bir yükseliş hareketi görülebilir. Ama dediğim gibi eğer bu işlerimiz yavaş yavaş sonuna geliyorsak, ekonomiler yavaş yavaş çarkları döndürmeye başlayacaksa ki böyle açıklamalar görüyor Mayıs ayı
itibariyle muhtemelen altının da hikayesinin de sonuna geliyor olabiliriz. O için açıdan birazcık daha temkinli olmak gerekiyor tabii ki burada. 1700 seviyesinin üzerinde tutulmaya devam etmesi halinde ikisi bundan sonraki süreçte yükseliş hareketi beklenemem ama 1700'ün altında tekrardan bir satış dalgası beklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki merkez bankalarının özelinde neler eklemek istersiniz? Örneğin Lagarde'ın açıklamaları vardı. Liderlere seslendi ve ciddi daralma konusunda uyardı. Gayri safi yurt içi hasılanın %15'ine kadar pandemi sonucu olarak yani %15'e kadar bir düşüş olabilir dedi. Geç kalma uyarısı yaptı. Yani geç kalmış olabiliriz ya da adım atmamış olabiliriz uyarısında bulundu. Yani sonra pişmanlık duymayalım aslında demeye çalıştı. Benim anladığım o. Siz ne anlıyorsunuz bundan? Bunun nasıl bir etkisi olur piyasalar üzerinde ve özellikle önümüzdeki hafta alacağımız karar üzerinde? Alınacak karar üzerinde. İşte Avrupa Merkez Bankası'nın yapacakları sınırlı. Yani faizleri indirse de ekonomiye çok fazla bir katkısının olduğunu zaten görüyoruz. Olmadığını görüyoruz. Bu açıdan zaten Lagarde'ın bu açıklaması devletlere diyor ki siz kesinizin ağzını açın. Yani mali tarafta daha çok tedbirler almanız gerekiyor demeye getiriyor. Burada tabii ki geçtiğimiz dönemlerde haftalarda buna benzer açıklamalar görmüştük. Aslında yani Lagarde'ın uzun zamandır istediği hatta Draghi'nin de istediği fakat yani yaptıramadı. Özellikle Almanya bu olayda taş koyuyordu. Yani hem İtalya'nın, İspanya'nın mali tarafta genişlemesini. Ama bunu tabii ki pandemi maalesef yaptırdı. Bundan sonraki süreçte zaten Avrupa tarafında faizler tarafında da Merkez Bankası'nın yapacakları ben sınırlı olduğunu düşünüyorum. Daha çok devletlerin alabileceği tedbirler daha çok ekonomiye katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Peki ya Powell sizce özellikle hani faiz kararını takip edeceğiz. Zaten sıfıra kadar çekmişti. Şimdi bundan sonraki başlığımız büyük ihtimalle negatif faiz olacak. Hem bu buna ilişkin nasıl bir açıklama gelebilir sizce? Aynı zamanda Powell farklı mesajlar verir mi piyasaya? Piyasa ne bekliyor Powell'dan? Yani Powell'dan açıkça söylemek gerekirse yani bir faiz indirimine gidebileceğini ben şu an itibariyle çok fazla düşünmüyorum. Daha çok biz Trump tarafının yönetimi tarafından ya da orada açıklanan tedbirlerin daha belirleyici olacağını düşünüyoruz. Yani şöyle zaten sınırsız bir tahvil alımı açıklamışlardı. Burada önemli açıklamalardı. Fakat özellikle burada ciddi sıkıntı çeken sektörlere direkt yardımların yapılacak olması, tedbirler açıklanıyor olması bunlar daha anlamlı diye düşünüyorum ben ekonomiler nezdinde. Zaten mesela Lagarde'ın da bu anlamda bu tarafa dikkat çekmesi önemli. Ama ABD tarafında zaten bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çok da proaktif bir şekilde hareket ediyorlar. Burada daha çok direkt sektörlere bu durumda batmayacak şekilde yardımların yapılması, desteklerin açıklanması önemli. Yani 3 ay sonra her şey normalleştiği noktada o şirketlerin ayakta duruyor olması gerekiyor. Bu da zaten genel itibariyle baktığımız zaman bütün devletlerin aldığı önlemler çerçevesinde önlemler açıklanıyor. Bu da tabii ki dediğim gibi 3 ay sonra ekonomiler geriye döndüğü zaman o istihdam aynı şekilde duracak mı ya da o sektörler ayakta kalacak mı açıkça söylemek gerekirse bundan sonraki süreçte bu daha önemli. Yani devletlerin aldığı tedbirler özellikle yani merkez bankalarından ziyade tabii ki bu da önemli. Fakat direkt sektörlere yardım paketlerin daha önemli ve ön plana çıktığını düşünüyorum. Yeliz Hanım şimdi borsanın açılışına da yaklaşık bir 2 dakika kaldı ama hemen araya ben dolar endeksini de almak isterim. Arkadaşlarımdan dolar endeksinin grafiğini rica edeceğim ekrana. Özellikle şimdi dün açıklanan verilere baktığımızda yani Amerika'dan gelen hafta başından beri gelen verilere baktığımızda imalat PMI'larında zaten düşüşü gördük. Beklentilerin de oldukça altındaydı. 18 Nisan haftasında sona eren veri işsizlik maaşı başvurularına baktığımızda 4.4 milyon olduğunu görüyoruz. Yeni konut satışlarında düşüşün %15'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir tablo söz konusu, kötü gelen veriler var. Bir yandan dolar endekse döndüğümüzde yine hafta başını baz alacak olursak 100 seviyesinin üzerine attı ve orada kademeli bir şekilde yükselişi takip ettik. Şimdi 101 sınırına kadar geliyor. 100.71 seviyesinde %0.18'likle değer kazanımı söz konusu. Biraz sınırlı da kalsa yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Bunu neye bağlamak lazım? Yani küresel çapta doların güç kazanmasını neye bağlıyorsunuz?
Ya şimdi açıkça söylemek gerekirse bütün ekonomileri dikkate aldığımız noktada yani en kötünün en iyisi ABD ekonomisi diyebiliriz. Yani şu an merkezi orası olmasına rağmen biraz önce de konuştuk. Yani Avrupa tarafında işler çok fazla çözülemedi. Çözülemediği noktada da zaten orada ciddi ayrılıkların olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki yani kararlar alırken çok daha büyük zorluklar yaşandığını da zaten biliyoruz. Bu açıdan tabii ki uzun vadeli düşündüğümüz noktada ABD ekonomisi daha ön plana çıkıyor. Bu da tabii ki mesela ağırlığı yüksek olan euro dolar paritesine baktığınız zaman euroyu mu ABD doları mı daha çok tercih edeceğiniz noktada ABD doları daha çok ön plana çıkıyor. Bir de teknik olarak değerlendirmek gerekiyor. Evet. Yani euro dolar diğer paritelere baktığımız zaman ise teknik birazcık daha dolar lehine çalışıyormuş gibi gözüküyor. Yeliz Hanım, şimdi borsa açılıyor. Hemen ve piyasa alarmına gidelim. Bakalım borsa yeni güne nasıl başlangıç yapacak? Türkiye'nin global para transferi platformu UPT piyasa alarmını sunar. Borsa İstanbul 100 endeksi yeni güne %0,28'lik yükselişle 98.449 puandan başlangıç yaptı. Çarşamba günü kapanışta 98.171 puandaydı. %0,57'lik yükselişle çarşamba gününü sonlandırmıştı. Ve yeni güne de %0,28'lik yükselişle 98.449 puandan başlangıç yaptı. Borsa İstanbul 100 endeksi. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT piyasa alarmını sundu. Evet, Yeliz Karabulut'la devam ediyoruz. Yeliz Hanım, tabloya baktığımızda pozitif ayrışma devam ediyor. Hafif de olsa yukarı yönlü bir hareketi takip ediyoruz. %0,28'lik yükseliş var. Amerikan borsalarında vadeli de negatif tablo, Asya'da negatif tablo varken. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hazır açılışta gördük. Bir daha borsaya geri dönelim. Şimdi şöyle değerlendirmek gerekiyor. Dediğim gibi birincisi bizde zaten bir pozitiflik var. Yani küresel piyasalarla değerlendirdiğimiz noktada biz orada birazcık daha pozitif ayrışıyoruz. Diğer taraftan ise özellikle dediğim gibi zaten dün tatildi ve bugün de baktığımız zaman yeni işlemler başlayacağı için böyle bir hareketin olması da doğal olarak karşılanmak gerekiyor. Ama nette baktığımız zaman dediğim gibi biz daha güçlü gibi duruyoruz. Özellikle yurt dışı ile karşılaştırdığımız zaman daha pozitif artışan bir tablo içerisindeyiz. Dediğim 99.000 seviyesi önemli bu seviyede. O seviyenin açılması halinde ise burada daha büyük bir yükseliş dalgası görebiliriz diye düşünüyorum ben. Ama 97.000 ve 95.000 seviyesi de tabii ki akıllarda tutulması gereken seviyeler. Peki endeksler özelinde devam edelim. Banka endeksine bakalım. Bir de sanayi endeksine hemen ekranı alalım. BIST banka endeksi %0,17'lik yükseliş kaydediyor. 120 bin puanın altında ancak. Tepe noktasında 4. ay 20'si yani hafta başına baktığımızda 122.429 puan tepe noktasını göstermekte. En düşük de 119.463 puanı görmüş. Şimdi bankacılık endeksi için de önemli bir hafta. Hatta hafta sonundan alacak olursak BDDK'dan gelen kararlar, Merkez Bankası'nın kararları vardı. Çarşamba gününü negatif sonlandırmıştı. Ancak yeni günü, haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı. Kararlar çerçevesinde bankacılık endeksinin performansını nasıl değerlendirmek gerekir? Şöyle özellikle yani kısa vade için değerlendirdiğimiz noktada özellikle bankalar üzerinde bir baskı gibi algılansa da karlılık itibariyle değerlendirdiğimiz noktada ise ben bir pozitif bir hareket görülebileceğini düşünüyorum. Yani özellikle bu yurt dışındaki negatiflik açıldığı noktada özellikle bankalar tarafında beklentilerin daha olumlu olması beklenebilir diye düşünüyorum. Yani karlılık açısından. Bu da tabii ki endeksi daha yukarıya taşıyabilir. İlk etapta özellikle bu hafta içerisinde baktığımızda ise özellikle BIST 30 ile BIST 100'ü değerlendirdiğimiz noktada orada birazcık daha ayrışmanın olduğunu görüyoruz. Yani büyük hisselerde yukarıya gitme isteğinin özellikle bankalar tarafında birazcık daha
zayıf olduğu gözükmekte. Ama dediğim gibi birazcık daha karlılıklar ön plana çıktığı zaman, yani özellikle alınan kararların birazcık daha ve kredi genişlemesiyle birlikte karlılıklar üzerine pozitiflik bir sağlayacağı için, bu da tabii ki özellikle bu seviyelerin daha yukarıya taşınması anlamında da gelebilir. Dediğim gibi kısa vadede olumlu gibi görünmese de orta uzun vadede ise özellikle bankaların fiyat kazanç oranlarını ya da beklentilerini birazcık daha farklı etkileyecektir diye düşünüyorum. Bu da tabii ki bir daha yüksek bir yükseliş hareketini getirebilir diye düşünüyorum. Peki Yeliz Hanım, hemen özellikle tabii ki bugün de çok konuşacağımız başlıklardan bir diğeri petrol olacak. Çünkü haftanın başından itibaren petroldeki hareketliliği takip ediyoruz. İşte vadeli kontratlarda negatif fiyatların görülmesi de en önemli gündem başlığı oldu. Hafif toparlanmayı takip ettik. 21 doların üzerinde işlem görüyor Brent petrol. Toparlanma çabası içerisinde bu hareketleri tam anlamıyla bir toparlanma olarak görebilir miyiz? Neyi işaret ediyor? Şimdi bu hafta içerisinde gerçekten çok zor bir süreç geçildi. Yani petrol fiyatlarında neredeyse kan gövdeyi götürdü diyebiliriz. Özellikle hem Brent tarafında birazcık daha tutunma görürken, özellikle ABD tipi petrolde ise ciddi satış baskılarını ve negatif fiyatlamaları gördük. Bu neredeyse görülmemiş bir durumdu. Bu tabii ki özellikle Brent tarafında da bir satış baskısına neden oldu. Ama bu geçiciydi zaten. Bizim tahminlerimiz de bu yöndeydi. Ama dediğim gibi çok daha sert bir dalga gördük. Şimdi 21 dolar seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde tutulmaya devam etmesi halinde dalga halinde bir yükseliş hareketinin ve 25 dolarlara kadar bir yükseliş hareketinin gelebileceğini düşünüyorum. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Yani OPEC'in aldığı kararlar Mayıs ayında devreye alınacak. Yani bunlar devreye girdiği noktada zaten kademeli olarak petrol fiyatlarında bir yükseliş hareketi görebiliriz. Bu arz yönlü bir analiz. Diğer tarafta ise talep tarafında ise bir de ekonomiler yavaş yavaş devletlerden gelir açıklamalara bakıyoruz. Birazcık daha tedbirlerin özellikle orada gevşetilmesi, yani karantina itibariyle. Bu da tabii ki petrol fiyatlarında talep tarafındaki hikayeyi bir anlamda bize gösteriyor. Dediğim gibi bunların üst üste koyduğumuz noktada petrol fiyatlarında Mayıs ayı başı itibariyle bir yükseliş kademeli olarak görebiliriz. Nisan ayı itibariyle ise birazcık daha tedbirli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir hafta daha tedbirli hareket etmek gerekiyor petrol fiyatlarında. Ne çok fazla yükselişlere çok dikkat yapmamak gerekiyor, aldanmamak ya da çok ya da düşüşlere de aldanmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yeliz Hanım, bu arada şimdi ekranın alt köşesine gelen veriler yansıyor. Hemen onun da bir detayını paylaşalım. Lütfen siz de bizim için yorumlayın. Reel kesim güven endeksi açıklandı. 66.8 seviyesine bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Nisan'da ise kapasite kullanımı 61.6 seviyesinde gerçekleşti. Hem reel kesim hem kapasite kullanım oranları bugün gelen içerideki verilerdi. Bu verileri de elbette, değil mi, bu özel durum içerisinde mi değerlendirmek gerekiyor şimdi Nisan ayı verileri? Evet, bunları zaten uzun zamandır konuşuyorduk. Beklentiler çerçevesindeydi. Zaten ekonomiler durma noktasına geldi. Yani gıda tarafı haricinde neredeyse tüm sektörlerde aşağı yönlü hareket zaten bekliyorduk. Bunlar da bir anlamda geldi. Bunların fiyatlamalar itibariyle baktığımız zaman çok ekstrem bir açıklama ya da dramatik düşüşler görmediğimiz noktada, beklentiler çerçevesinde de hafif altında gelmesi halindeyse ben fiyatlamaların içerisinde olduğunu zaten düşünüyorum. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte, yani zaten Nisan ayı itibariyle ve Mayıs ayında gelecek datalar bir anlamda zaten uzun zamandır konuşuyorduk. Özellikle ikinci çeyrek için tüm ekonomiler için beklentiler oldukça olumsuz. Bunlar zaten borsalarda, finansal piyasalarda sert satış baskısına neden olmuştu. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi kademeli aşağı yönlü hareketler görsek de finansal piyasalarda ciddi dramatik düşüşü ancak ikinci dalga ya da bu sürecin çok fazla uzayacağı ya da bu senenin gerçekten bir kayıp bir yıl, yani ikinci çeyrek kadar kötü olabileceği beklentisiyle ancak olumsuzluğa işaret edebilir diye düşünüyorum. Şu an sadece beklentileri bir anlamda görüyoruz. Bu da finansal piyasalarda çok fazla derin satışlara neden olabileceğini düşünmüyorum.
Yeliz Karabulut, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, öngörüleriniz için. Salon İsteyiciler Stratejist Yeliz Karabulut'un efendim görüşlerini aldık, ekranlarınıza getirdik. Şimdi önümüzdeki haftanın en önemli gündem başlıklarından birini merkez bankaları oluşturuyor dedik. Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararını önümüzdeki hafta takip edeceğiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tolga Dağlaroğlu da Fed'in elindeki araçlara dikkat çekti. Çok da bir alanı olmadığından söz etti. Hemen o görüşleri de ekranlarınıza getiriyoruz. ABD Merkez Bankası bazuka artık değil, elindeki bütün silahları kullandı. Burada sadece bir belediye tahvilleri kaldı, almadı. Dolayısıyla artık nükleer silah haline geldi. Yani nükleer silahını kullandı ABD Merkez Bankası. Burada ABD Merkez Bankası faizleri evet elinde bir silah var, negatife düşürebilir. Burada FED tarafından yapılan çalışmalara baktığımızda en fazla eksi %1'e kadar ABD Merkez Bankası faizleri düşürüyor. Burada artık bu düşük faizler, negatif faizler belli bir noktadan sonra genişleyici para politikası olarak görülse de daraltıcı para politikası haline dönüşüyor Şafak Hanım. Burada iki etki ortaya çıkıyor FED'in altını çizdiği FED yetkililerinin. Bunlardan ilki faiz oranlarının uzunca süre düşük seviyelerde tutulması hane halkının iş aleminin enflasyon beklentilerinin düşmesine neden oluyor. Dolayısıyla enflasyon beklentilerinin düşmesi reel faiz oranlarını arttırarak yatırımları azaltıyor. Dolayısıyla düşük faizler tam tersine daraltıcı bir etki yaratıyor. İkinci etki ise bizim net faiz marj dediğimiz. Sizin de biraz önce altını çok güzel çizdiğiniz gibi Avrupa'daki bankaların muzdarip olduğu bir şey. Bankaların kredi ve mevduat arasındaki makası daraltarak bankaların bu düşük faiz ortamından, yani kredilere mevduatlara negatif faiz verirken ve kredileri aynı şekilde kredilere kullanmış olduğu faizler son derece düşük olduğu için bankaların net faiz marjı daralıyor. Dolayısıyla bankalar buradan zarar yazıyor. Dolayısıyla bu zararı yazmamak için kredi vermiyorlar. Aynen sıkı para politikası gibi bir politika haline dönüşüyor. İşte FED yetkililerin yaptığı çalışmada ABD ekonomisi açısından %1'in altında, eksi %1'in altında bir negatif faizin tam tersine ekonomiyi daraltıcı etkide bulunacağı varsayılıyor. Dolayısıyla burada aslında para politikası anlamında alınımız son derece sınırlı. Sayın seyirciler, gazetelerin ekonomi sayfalarıyla devam edeceğiz. Bakalım hangi haberler ekonomi sayfalarına yansımış. Önce Sabah gazetesi ekranlarınıza gelecek. Sabah gazetesinde kamu bankaları ile ilgili hemen haberi ekranlarınıza taşıyoruz. Kamu bankalarının desteği vatandaşa ilaç gibi geldi diyor Sabah gazetesi. Koronavirüsle mücadelenin finansal cephesinde adeta seferberlik ruhuyla davranan kamu bankaları hem vatandaşın hem de işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili oldu. Kamu bankalarına teşekkür eden vatandaş özellerdense şikayetçi diyor Sabah gazetesi. Bununla ilgili vatandaş görüşlerine de yer veriyor sayfasında. Faiz %0.49 demiş. Alt başlığa şöyle göz gezdirelim hemen. Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi Vakıf Bank'ta 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Kredinin faiz oranı ise %0.49'da piyasa ortalamasının 3'te 1'i seviyesinde bulunuyor. Sabah gazetesi faiz oranlarına dikkat çekmiş. Bununla ilgili az sonra görüşleri de alacağız. Özellikle Merkez Bankası faizi 8.75'e çekti. Tabii ki vatandaş açısından ne anlama geliyor? Ve mevduat faizi, kredi faizlerinde önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo oluşur? Buna dair efendim görüşleri de alacağız. Profesör Doktor Kerem Alkin bize eşlik edecek. Birkaç dakika sonra gazetelerin ardından hemen bu görüşleri de ekranlarınıza getireceğiz. Sabah gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Bir uyarıda bulunacağız. Tarihi hatırlatacağız. Ucuz konutta kura başlıyor demiş Sabah gazetesi ve kura tarihlerini de sayfasında paylaşıyor. 100 bin ucuz konut kampanyasında salgın nedeniyle ara verilen kura çekimleri 28 Nisan'da başlıyor. Kuralar TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak ve Sabah gazetesi kura tarihlerini ilk ve yine ilçelere bölüştürerek sayfanın genelinde paylaşmış. 28 Nisan'da yani haftaya salı günü başlayacak ucuz konutta kura çekimi.
Takvim gazetesine bakalım hemen. Takvimde ekranlarda işsizlik maaşı hesaba yatacak. Bununla ilgili gelen açıklamayı paylaşmış Takvim gazetesi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19'la mücadele tedbirleri kapsamında işsizlik ödeneğinin Mayıs ayında da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını bildirdi. Hak sahiplerine IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmeleri gerektiğini hatırlatan Bakan Selçuk, halihazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız Alo 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilirler dedi. Aynı zamanda yine internet üzerinden de yapılabiliyor. Bununla ilgili detaylar da paylaşılmış Takvim gazetesinde. Takvim'den hemen bir diğer haberi de ekranlarınıza taşıyacağız. Ücret desteği ile ilgili. Ücret desteği başladı. Ayda 1170 lira için başvuru zamanı, bir diğer başvuru zamanını da hemen hatırlatalım, detaylarını paylaşalım. Nakdi ücret desteği için başvurular alınmaya başlandı. Çalışanlar için başvuruları işveren yapacak. İşsizlik ödeneğine başvurup şartları uymadığı için alamayanlarsa başvuru, onlar için başvuru gerekmeyecek diyor Takvim gazetesi ve ayrıntıları paylaşıyor. Mesela hemen sayfayı kaydıralım. Alt köşede ne zaman ödenecek başlığını görüyoruz. Altında da detaylar düşülmüş. Nakdi ücret desteği ilgili dönemi takip eden ayın 8'inden itibaren ödenecek diyor. Destekten yararlanan çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri genel sağlık sigortalı sayılacak. Yani hastanelerden ücretsiz yararlanmaya devam edecek. Sayın seyirciler, Sabah gazetesinden hemen bir diğer haberi ekranlarınıza taşıyacağız. Türkiye gıdasız kalmayacak. Pınar Çelik'in haberi efendim ekranlarınıza yansıyor. Dünya ekonomisini sarsan koronavirüs gıdada yeni stratejileri getirdi. Bazı ülkeler stok yapmaya başlarken Türkiye'nin ise gerek yeni hasat gerekse de alınan önlemlerle gıdada sorun yaşaması beklenmiyor. Yine hasatın 1 milyon tonun üzerinde geleceğine dikkat çekiliyor. Gıda güvenliğinde en önemli kalkanı Mayıs'ta Güneydoğu, Haziran'da ise İç Anadolu'da gerçekleşecek ve yüksek rekolte beklenen hububat hasadı. Bunda da hasatta 1 milyon ton bir artış yaşanacağına dikkat çekilmiş. Aynı zamanda yine birçok ürüne dair detaylar paylaşılıyor Sabah gazetesinde. Ve bir yandan da tabii ki tarımın nabzını tutarken market raflarının da efendim nabzı tutuluyor. Ramazan ayı nedeniyle aslında artış var mı yok mu, buna da dikkat çekiliyor. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Ramazan kolileri raflardaki yerini aldı demiş. Burada kolilere ilişkin efendim fiyatlarla ilgili detaylar paylaşılıyor. Marketlerin her yıl satışa sunduğu Ramazan kolileri bu yılda tüketicinin beğenisine sunuldu. İçinde temel gıda maddelerinin yer aldığı kolilerin fiyatı 44 liradan başlıyor. Buna ilişkin fiyatlar ayrıntılı bir şekilde farklı seçenekler olduğuna da dikkat çekilerek paylaşılmış Hürriyet gazetesinde. Ancak Hürriyet'ten bir diğer haberi daha ekranlarınıza getireceğiz. Bir sıkı takip olduğunu da hatırlatalım. Gıdaya sıkı takip demiş Hürriyet gazetesi. O sayfada hemen efendim ekranlarınıza yansıyacak. Değiştirelim sayfayı. Evet, burada da Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları ekranlarınıza yansıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan ayında gıda ürünleri satan ve üretim yapan yerlerin denetimine ağırlık verileceğini açıkladı. Açık alanda ambalajsız gıda satışına izin verilmeyeceğinin altını çizen Pakdemirli, ekmeği müşteriye teslim eden personelle para alışverişini gerçekleştiren personelinde farklı kişiler olması sağlanacak dedi. Sokaklarda ambalajsız unlu mamuller, tatlı gibi ürünlerin satışı engellenecek. Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları Hürriyet gazetesinde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Efendim, gazetelerin ekonomi sayfalarını da ekranlarınıza getirdik. Devam edeceğiz. Evet, devam edelim. Konuğumuz bize eşlik edecek. Efendim, paranın rotasında Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kerem Alkin bizimle birlikte. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Az önce gazeteleri aslında okurken sizi arada pas attım. Bilemedim, duyabildiniz mi ama faizler noktasında. Merkez Bankası'nın faiz kararını aldık bu hafta içinde. 8.75'e düşürdü. 100 bas puanlık bir indirim yaptı. Dilerseniz bu indirimi
Hem lütfen genel anlamda piyasa açısından değerlendirin. Bir de tabii ki vatandaş da merak ediyor. Reel kesim açısından da önemli. Faiz oranları üzerinde yansıyacak ama burada bir dönem de var değil mi hocam? Alınan kararlar dönemler itibariyle de yansıyor. Nasıl bir yansıma gerçekleşir mevduat üzerinde, kredi faizleri üzerinde? Hiç şüphesiz bankacılık sisteminin reel sektöre böyle zorlu bir dönemde özellikle de reel sektörün ciddi manada desteklenmesi gereken küresel ekonomik sistemde belki 100 yıldan beri ilk kez böyle bir olayı yaşadığımız süreçte çok daha iyi koşullarda kredi kullandırılması anlamında yansıyan bir yönü olacaktır. Bankacılık sistemi şu anda reel sektöre kredi kullandırırken bunu en iyi koşullarda kullandırabilmek adına krediye konu olacak olan kaynağın maliyetini de yönetmek durumunda. Bu vesileyle Merkez Bankası'nın ardı ardına gerçekleştirdiği faiz indirimleri doğaldır ki aynı zamanda TL mevduatına da yansıtılıyor. Dolayısıyla Türk Lirası mevduatına muhakkak ki bankalar biraz daha düşük faiz vermeyi tercih edeceklerdir bu dönem itibariyle. Tabii vatandaşlarımızın arasında tasarruflarını TL cinsinden değerlendirenler açısından bu tür faiz indirimleri acaba bir getirimiz olacak mı anlamında soru işaretleri oluşturabilir. Ancak görünen o ki küresel emtia fiyatlarında uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalar, işte en son Dünya Bankası'nın dünden bugüne yansıyan açıklaması bu yıl için küresel enerji emtia fiyatlarında %40'ın üzerinde, genel manada dünyadaki bütün emtia fiyatlarında da %5 düzeyinde bir fiyat gerilemesi görüleceği yönünde bir öngörü. Bu vesileyle küresel sistemden emtia fiyatlarının aşağı yönde baskılanması itibariyle bir enflasyonist etkinin gelmeyeceğini anlıyoruz. Bu çerçevede biraz evvel sizin paylaşmış olduğunuz kapasite kullanım oranlarının üretilen mallar cinsinden sektörleri etkileyen yönüne baktığım zaman şu anda çok doğaldır ki herkes evde oturduğundan dolayı gıda ve içeceklere olan ilgi, talep yüksek. Bu nedenle imalat sanayindeki kapasite kullanım oranı %61,6 düzeyine gerilemiş olmakla birlikte gıda ve içecekler sektöründeki üretim kapasitesi %68,7. Ara mamullerde 65,5. Dolayısıyla en düşük hangisi diye baktığımız zaman iki alan gözüküyor. Bir, dayanıklı tüketim malları grubu 51,2. Diğeri de yatırım malları grubu 51,4. Yani makineler, ona benzer teçhizatlarla ilgili üretimde 50'ler düzeyinde bir kapasite kullanım oranı var. Doğrusu söylemek gerekirse bu rakamların dünyanın önde gelen ekonomilerinin pek çoğuyla karşılaştırıldığı zaman çok şükür ki hala yüksek rakamlar olduğunu ifade etmemiz lazım. Ama bir yandan da tabii ekonomideki talep etkisinin de bir miktar gerilemiş olduğu gerçeğine hareketle içeride de ciddi manada bir enflasyonist etkinin oluşmayacağına dair bir beklenti söz konusu. O nedenle bilhassa yaz aylarından itibaren ekonomide enflasyonun aşağı doğru trendinin biraz daha hız kazanacağına dair bir beklenti söz konusu. Bu nedenle değerli uzmanlar biraz evvel yayında da belirttiler. Bu ayın sonunda biliyorsunuz Merkez Bankası'nın geleneksel olarak enflasyon raporu geliyor. Fiyat istikrarı ile ilgili raporu geliyor. Bu raporda belki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon öngörüsünü aşağı doğru revize ettiğine şahit olabiliriz. Bu da büyük ihtimalle bu faiz indirimlerinin neden devam ettiği konusunda ipucunu da bize vermiş olacak. Yani bugün var olan enflasyona göre değil, Merkez Bankası yakın ve uzak gelecekteki enflasyon beklentilerine yönelik olarak aslında para politikası kararlarını alıyor. Bu yönüyle bakıldığında özellikle de TL mevduatındaki vatandaşlarımız, o zaman bizim TL mevduatından getirimiz negatif mi olacak, enflasyonun altında mı kalacak, böyle bir beklenti içerisinde olmasınlar. Muhakkak ki sonbahara girdiğimiz zaman
belki yılın başında bu koronavirüs olayının dünyayı bu kadar etkileyeceğini henüz fark etmediğimiz dönemde 2020 için konuştuğumuz yıl sonu enflasyon öngörüsünden çok daha aşağı seviyede bir enflasyonla yılı bitireceğiz gibi gözüküyor. Merkez Bankası da buna göre dünyadaki bütün merkez bankaları şu anda ekonomilerini desteklemek amacıyla nasıl bir para politikası seti, nasıl bir para politikası patikası izliyorlarsa o da haklı olarak buna uygun bir patika içerisinde adımlarını atıyor. Peki hocam, şimdi sizin beklentinizi de merak ediyorum ki geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın piyasaya dair anketi de açıklanmıştı. Orada da beklentilerin aşağı çekildiğini takip ettik. Şimdi gıdaya olan yoğun talep, kapasite kullanımına dair az önce detayları paylaştınız. Değişen tüketici alışkanlığı, Merkez Bankası'nın faiz indirimi. Yani bir revizyon bekliyorsunuz bu çerçevede ama nasıl bir revizyon gerçekleşir? Siz hangi aralıkta bir enflasyon beklentisini öngörüyorsunuz? Bizim gibi akademisyenlerin yıl sonu için bir enflasyon öngörüsünde bulunmasını istiyorsanız biliyorsunuz bizlere alışıksınız. Bizler Haziran ayı rakamını görmeden, yani Temmuz başında 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamını görmeden bir sonraki 6 ayı da dikkate almak suretiyle yıl sonu öngörüsünü hemen burada paylaşmamız kolay olmaz. Ama genel manada bakıldığında anlaşılan o ki sene sonunda belki ilk etapta, bugün için öyle diyebilirim, %8'in altında bir enflasyonla yılı bitirme ihtimalimizin daha önceki birkaç ay öncesine göre daha güçlendiğini söyleyebiliriz. Kapasite kullanım oranları gıda ve içecekler endüstrisinde de nispeten bir miktar daha yüksekti. %70,9'du. Şöyle bir sene başından itibaren gıda ve içecek üreten sektörlerimizin imalat sanayindeki kapasite kullanım oranlarına yılbaşından itibaren baktığımızda %73,2 görüyoruz Ocak ayı itibariyle. Sonra 71,9, 70,9, 68,7. Dolayısıyla aşağı doğru bir trend var. Tabii burada ev dışı tüketim alanı var neticede. Yani gıda ve içecekler endüstrisi dediğiniz alan sadece hane halkının eve almış olduğu gıda ve içeceklerle sınırlı değil. Horeca diye bir alan var biliyorsunuz. Ev dışı tüketim alanı olarak geçiyor. Evet. Burada ağırlama endüstrisi olarak ifade edebileceğimiz restoranlar, kafeler, oteller ve benzeri pastaneler, bu ve buna benzer alanların, buna benzer faaliyet alanlarının aynı zamanda gıda ve içecek talebi de söz konusuydu. Ancak şu anda koronavirüsle mücadele açısından küresel ölçekte dünyanın her yerinde alınan tedbirler itibariyle bu biraz evvel tanımını yaptığımız alandaki faaliyetler önemli ölçüde durdurulmuş durumda. Bunun da tabii iyi, öyle ya da böyle gıda ve içecek endüstrisindeki talebe bir etkisi var. Ancak bütün bunlara rağmen %68,7 aslında Türkiye ekonomisinde ekonominin çarkları dönmeye devam ederken virüsle etkin bir mücadele verilmeye çalışıldığını da bize gösteriyor. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları son derece önemli. Çünkü şunu da bilmemizde yarar var. Çin bu virüsle mücadele ederken son dönemde, son 10 yıl içerisinde Çin de enteresan bir şekilde bazı gıda ve tarım ürünlerinde iddialı bir ihracatçı ülke haline gelmişti. Ancak geçtiğimiz Mart ayından bu yana Çin'deki virüsle mücadele nedeniyle üretimde gözlenen aksama, Çin'in bir süreden beri iddialı olduğu bazı gıda ve tarım ürünleri ihracatını yapamayacak bir noktada olduğuna işaret etti. Bunun üstüne İtalya ve İspanya gibi Avrupa coğrafyasında, Akdeniz coğrafyasında tarımsal üretimi iddialı olan ülkeler geldi üstüne. Onlar da bu virüsle mücadele için ekonomiyi neredeyse durdurma noktasında sert tedbirler almak durumunda kaldılar. Bu nedenle aynı ülkelerde söz konusu tarımsal ürünlerin ve o ürünler kullanılarak üretilmesi gereken gıda ürünlerinin aksadığına şahit olduk. Bu nedenle Türkiye gibi tarımsal üretimini ve gıda üretimini ciddi bir mücadeleyle gereken sosyal mesafe kurallarını, hijyen kurallarını
son noktaya kadar uygulamak suretiyle yürütmekte olan bir ülke olarak Türkiye'ye gerek Akdeniz coğrafyasından gerekse farklı coğrafyalardan ciddi bir tarımsal ürün talebi geldiğini, gıda ürünü talebi geldiğini ifade etmek lazım. O yüzden valilerimizden, İçişleri Bakanlığımız aracılığıyla çok değerli valilerimizden özellikle bir hafta sonunda bile tarlada kalması halinde Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesinin istediği tarımsal ürün standardını tarlada o gün toplanmaması nedeniyle, kaybetmesi nedeniyle ihraç edilebilme imkanını kaybeden ürünler açısından bu konuda verdikleri desteğin çok çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü öyle ya da böyle ihracatımız da şu anda %40'a yakın gerilemiş olsa da hala 60'ın üzerinde ülkeden Türkiye'ye ihracat artışımızı sağlayacak olan talep geliyor. Bu nedenle de bizim öyle ya da böyle başta tarım ve gıda olmak üzere imalat sanayinin bazı alanlarındaki üretimimizi devam ettirip vatandaşımızın mümkün olduğu kadar %85-90'ını evde kal stratejisiyle izole edip ama imalat sanayinde ve tarımsal üretimde süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hassas bir mücadele. Evet hocam. Kerem hocam bu arada tabii ki öngörülebilirlik açısından da zor bir dönem. İlk 6 ayı beklediğinizi biliyorum. Teşekkür ederim bu arada yine verdiğiniz hani aralık olarak sordum ama %8'in altında bir rakamdan söz ettiniz. Teşekkürler bu arada değerlendirmeniz için. Şimdi bir de hazır bu kadar enflasyona girmişken pozitif katkı tarafına da bakacak olursak önümüzde enerji fiyatları, emtia fiyatları duruyor. Pozitif katkı da buradan gelecek değil mi hocam? Yani beklenti bu yönde Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarda. Tabii biraz evvel zaten söyledim biliyorsunuz. Dünya Bankası'nın çok taze bir değerlendirmesi geldi. Küresel enerji emtialarında %40'ın üzerinde bütün dünyadaki emtialar yani tüm metal, tarımsal ürünler ve diğer emtialarda ham madde ve ara mamullerde bütün 2020 için %5'in üzerinde bir fiyat gerilemesi bekliyor Dünya Bankası. O nedenle de hiç şüphesiz gerek enerji fiyatlarındaki %40'ın üzerinde gerileme beklentisi, gerekse de tüm emtialarda %5'in üzerinde fiyat gerilemesi mutlaka enflasyonla mücadelemize katkı sağlayacaktır. Tabii biz iktisat hocaları muhafazakar adamlarız. Şimdi ben %8'in altında diye oldukça muhafazakar, temkinli bir öngörü ortaya koydum. Ama tekrar vurguluyorum, 1-2 ay içerisinde gerçekleşen enflasyon rakamlarını gördükten sonra belki enflasyonla ilgili olarak sene sonunda %8'in altında demekten %7'ye hayli yakın olacak bir enflasyonla yılı kapatacağız gibi bir düzeltme yapmamız ihtimali de bu anlamda gündeme gelebilir. Evet hocam, konuşacağız tabii bunları, görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Bir sevindirici nokta şu, eğer 1-2 dakikam kaldıysa bir sevindirici nokta olan şu, biz Sağlık Bakanlığımızın gerçekten ve hükümetimizin bu virüs riskini çok önceden fark etmeleri itibariyle aldığımız tedbirler sayesinde biliyorsunuz ilk vakayı 11 Mart'ta gördük. Bu nedenle de Mart ayını %75.3 gibi imalat sanayinde bir kapasite kullanım oranıyla kapattık. Benim bu nedenle 2020 yılının ilk çeyreği için Türkiye ekonomisinin yıla başlarken yakaladığı büyüme ile ilgili öngörüm %6 civarında. Hatta belki bunun biraz daha üzerinde bile geldiğine şahit olabiliriz. Çünkü %7'ler düzeyinde toplam sanayide geçen yılın aynı dönemine göre bir üretim artışı söz konusu. Bu vesileyle belki birçok ülkenin aksine virüs sürecini belki Mart'ın ortalarına kadar idare edebilmeyi başarmış bir ülke olmamız vesilesiyle biz birçok ülkenin aksine birinci çeyreği çok kuvvetli bir büyümeyle başlamış bir ekonomi olacağız. Ancak gelecek olan veriler şunu gösteriyor ki ikinci çeyrekte dünyanın her yerinde olduğu gibi kaçınılmaz bir gerçek olarak Türkiye'de de negatif bir büyüme söz konusu olacak. Ancak bakanlığımızın ve bütün toplumun ortaya koyduğu mücadele çerçevesinde eğer Mayıs sonu gibi bu virüsün etkisini Türkiye'de büyük ölçüde kırıp bir normalleşme süreci içerisine kademeli olarak girmeye
başlamamız halinde belki negatif büyümeyle ilgili süreci sadece ikinci çeyrekle sınırlı tutup üçüncü çeyrekte tekrar bir pozitif büyüme, sınırlı ölçüde de olsa bir pozitif büyüme. Ama ondan sonra tabii işte Dünya Sağlık Örgütü'nden uzmanlara özellikle önümüzdeki sonbaharla ilgili olarak bu virüsle mücadelede farklı senaryolar var. O senaryolar içerisinde en iyimser senaryonun realize olması halinde dördüncü çeyreği de pozitif kapatabiliriz. Ama en kötü senaryoda o zaman dördüncü çeyrekle ilgili olarak belki öngörülerimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekecek. Peki Profesör Doktor Kerem Alkin, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Yayına katkılarınızdan ötürü tekrar teşekkürler hocam. Sayın seyirciler, paranın rotasına efendim şimdi bir nokta koyacağız. Çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından emtia notlarıyla yeniden karşınızda olacağız.